Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Aralık kavramı ve birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar neler göreceğimize geçmeden önce şu güzelim kasım programına bakalım. Biraz içimiz kararsın niye? Çünkü daha tatil bitti. Yani daha yeni tatil bitti. Biz ne yaptık? Bugün günlerden çarşamba. Artık üstümüzden attık. Tatil bitti. Evet. Çok üzüntülüyüz ama pazartesi salı artık alıştık. Çarşamba oldu ve çarşamba itibariyle matematik videomuz yayında arkadaşlar. Ödevinizi şimdiden söyleyelim. Sıfırdan dokuza kitabında 106 aralık kavramı arkadaşlar. 106'dan başlıyorsunuz. Bakın periyodikleri bitirdik artık. Bakın ne yaptık. Testlerimizi çözdük ve 106'dan başlıyorsunuz. Nereye kadarmış? 109'a kadar. Pardon özür dilerim. Ee, nerede? <laughs> fizik fizik ödevine geçtim bir anda. 106'dan 109'a kadar gerçek sayılarda aralık kavramı. Birinci dereceden bir bilim yani denklemler. Sonrasında da eşitsizliklere de bir dahaki hafta geçeceğiz. Ne zaman? Pazartesi gün canlı yayınla. Arkadaşlar pazartesi canlı yayın var. Lütfen gelin. Kesinlikle gelin. Ve ödevinizi yapıp gelin. Bak ödevi yapıp gel. Ödevi yapmadan gelme. Çünkü niye? Eşitsizliği geçeceğiz. Denklem bilmezsen eşitsizlik yapamazsın. Aklında olsun. O yüzden hepiniz gelin. Ya ödevi yapmasanız da gelin ama lütfen ödevler çok önemli. Yapın. Bu arada şunu söylemiyorum artık. Kare kod var. Yapamadığını okutuyorsun. Hemen öğrenip geliyorsun. Sadece soruları çözmek yetmez. Öğrenmek de lazım. Ve de arkadaşlar test e, Dinamo'dan da Tetra 13-15 var. O da nerede? İşte tam olarak da burada. Sayfa 104'te T3 var. Tetra ve de burada da 14'te de birinci dereceden birbirine denklemler var. Arkasında da çözüm kümesi ve de eşitsizliklere geçiyor. Sadece 3 yaprakçık toplam 12 soru ve örnek çözümlüğüyle 17 soru e, pardon 12 soru 3 tane de oradan 15 soru var arkadaşım. 4 4 4 toplam 12 soru 3 tane de örnek 15 soru işte bu kadar. Kim konum eksik diyorsa konu anlatımlı kim soru çözeceğim diyorsa soru bankası kim derse ki hepsini yapacağım diyorsa o da iki kitabı da çözebilir. Geldik bugün göreceklerimiz 1 aralık kavramı 2 aralık çeşitleri. 3. ...denklemler, denklemlerle ilgili sorular çözeceğim... ...ve de arkadaşım çözüm kümeleri farklı olan denklemler var. Gerçekten çok farklı şeyler. Hepsini anlatacağız. Başlayalım. Şu an iki dakika geçti. Hemen konuya dalalım artık. Ne diyorum arkadaşım? Bir, aralık kavramının ne olduğunu iyi bil. Sayı doğrusu üzerindeki iki nokta arasında bulunan... ...bir sayı doğrusu var. Şurada bir nokta var. Burada bir nokta var. İki, iki noktanın arasında bulunan noktalara karşılık gelen tüm reel sayılardan oluşan kümeye aralık denir. Yani burada aralık neymiş? Aralık iki nokta arasındaki her şeymiş. Bütün reel sayılarmış. Ve buradaki bu iki nokta ya da ben ne diyormuşum? Uç noktalar diyormuşum. Daha önemlisi aralıklar bu iki noktanın kümeye dahil edilip edilmemesine göre isimlendirilir. Yani aralık kavramı dediğimiz şey iki noktanın arasındaki her şey ve bu iki nokta uç nokta ve bu uç noktaların kümeye dahil mi değil mi ona göre isim veriyoruz. Nasıl yani hocam? Şöyle. Bir açık aralık. Yani senin elinde bir A varsa, senin elinde bir B varsa ve bunlar kümeye dahil değilse. Bak değilse grafikte bunları açık yuvarlak yapıyorsun. Açık. Yani orası yok. Açık orası yok. Ve bu ikisinin arasındaki bütün her şeyi söylemek istiyorsan ne yapıyorsun grafikte? Burayı belirtiyorsun böyle zikzakla ya da şöyle koyu bir çizgiyle bunu belirtiyorsun. Keşke turuncu ile yapmasaydım. Mavi ile de yapsak olurdu. Bakın bu aralıktaki her şey. İşte bu ne arkadaşım? Bu bizim aralık açık aralık kavramımız. Ve bunun gösterimi nasıl? Mesela sana şıklarda soracak. Şıklarda böyle grafik ya da bunu vermeyecek. Açık aralık parantez Normal bildiğin parantez A virgül B diyorsun. Yani A yok, B de yok ama arasındaki her şey var. Bunun anlamı da bu. Bak bu ne? Eşitsizlik göstergesi. Bu ne? Matematiksel göstergesi. Bu ne? Bu da grafik göstergesi arkadaşım. Ne dedik? Aralıklar uç noktalarına göre isimlendirilir dedik. Uç noktalar yoksa bu açık aralıktır. Peki kapalı aralık biraz önce de yaptığımız işi anladık. Bu sefer ne olacak kapalı aralık? Bakın burada bir A var içi boş değil artık dolu. Ve bu arasındaki her şey. Bu grafik gösterimiydi. Peki bunu kapalı aralıkta nasıl gösteriyorsun? Biraz önce demiştik dahil olup olmamasına göre demiştik. Tabii ki de burada da ikisi de dahil. Yani eşitlik var. Peki burada kapalı demiştik ya. Burada da kapı gibi ne yapıyorum? Kapı gibi köşeli parantez. Köşeli olursa bunlar var. Normal parantez olursa Açık bunlar yok. İkisini de öğrendik. Ne yaptık? Uç noktalarına göre yoklardı. İkisi de açık aralık. İkisi de vardı kapalı aralık. Bir de yarı açık yarı kapalı var. Yani yarı açık ya da yarı kapalı. İkisi de söylenebilir. Burada da adı üzerinde iki tane uç nokta olduğu için biri var biri yok. Nasıl yani hocam? Bak A varsa B yoksa tabii ki de var olan tarafı kapalı. Açık olan tarafı normal parantez yapacağım. Birini kapı gibi birini parantez. Bunu gösterirsem ne olacak? A'dan kapalı ama B'den açık ve bu aradaki her şey. Devam ediyorum. Peki A'dan açıksa gördüğün gibi A açık yuvarlak yani içi boş. B de nedir arkadaşım? Bu sefer de B kapalı yine aradaki her şeydir. İşte bu. Bu kadar. Olay bu. Açık aralık, kapalı aralık, tabii ki de yarı açık ya da yarı kapalı aralık dedik. Geçtik. Bitti aslında aralıklarımız ama bir de sonsuzları içine alan uç noktalarından birinin ya da ikisinin sınırlandırılmadığı. Yani sınır yok. Sonsuza kadar gidiyor. Sınırsız bir aralık var. Bu aralığa ne diyoruz biz? Bu aralığa da üstten ya da alttan sınırsız aralık diyoruz. Peki nasıl? Ne anlamı var? A'dan açıksa, A'dan açıksa ve A'dan büyük sonsuza kadar gidiyorsa o zaman şurada bir A var diyorum. Açık aralık ve gidişatı sonsuza kadar. Aslında burada şundan bahsetmiyor mu? A'dan büyük her şey. Bakın, A'dan büyük her şey. İşte bunun matematiksel göstergesi de bu. Üstten sınır yok. Ne demiştik? Üstten ya da alttan sınırsız, sınır yok. Peki kapalıysa çok basit, uzatmıyorum hemen. A'dan kapalı A dahil sonsuza kadar. Peki B vardı şurada hatırlarsanız B. Bakın B dahil değil. Ama nereden başlıyor başı? Eksi sonsuzdan. Yani eksi sonsuzdan B'ye kadar. Yani burada da şunu mu diyor? B'den küçük her şey. Ama B'de dahil değil. B'de dahil değil. B'den küçük her şey. Peki bunun kapanılığını uzatmıyorum. Anladık biz. Bu da B olacak. Yani B'den küçük her şey. Ama B'de dahil. Bakın kapalı ve eşitlik var. İşte bu. Eşitlik varsa burası kapalı. Çok uzatmadan da Eksi sonsuzdan artı sonsuza dersem bu da zaten burasıdır. Peki hocam kapalı formatını gösterir misin? Gösteremem ne yazık ki. Çünkü matematikte böyle bir şey yok. Matematikte kapalı format yok. Sonsuzlar hep açık olur. Ha, bunlarda da söyleyelim. Sonsuzlar hep açık olur. Çünkü son sayıyı dahil etme muhabbetinde son sayı ne bilmiyorum. O yüzden de açık aralık öyle uzayıp gidiyor. Sonsuzlarda da kapalı aralık olmaz. Açık yapıyorsun. İki sonsuzun varsa eksi sonsuzlar sonsuz arasındaki her şey ise o reel sayı demek. Bakın reel sayılar bütün sayılar var demek. Çok uzattık hemen bir örnek yapıp olayı toparlayıp bu kısmı bitirelim. Çünkü daha denklemler var. Bakın A neymiş A? Hemen şuraya çizelim. Şuraya çizeyim. Bakın A ne diyor bana A için? Burası 5'e sonsuzdu. Burası da eksi 3'e. Hatta şuradan göstereyim bakın şimdi size. Eksi 3'ten açık. Şurası eksi 3 olsun neresi açık bir de 10 açık şurası da 10 olsun bakın ikisi de açık bu ney A kümesi bir de e, ne kümesini yapalım B kümesini çizelim şöyle B kümesini çizersek de B kümesi de 5 kapalı 5 tam şuralarda bir yerde olsun tam da buna düzgün denk getirelim 5 olsun nereye kadar gidiyor sonsuza kadar bunu da şöyle gösterelim bakın tırtıklı gösterelim ve sonsuza kadar gittiğini de böyle ucu açık bir şekilde gösterdik Şimdi bu A kümem burası da nedir? B kümem. Şimdi diyor ki A birleşim B. A birleşim B deyince bütün elemanları alacak mıydık? Alacaktık. O zaman bütün elemanları alırsak arkadaşım. Bak bütün elemanları alıyorum. Bu arada şurayı tam gösterelim bir daha. Şimdi bu adamın bu tarafı yok. Bu adamın da bu tarafı buraya kadar var. Bütün herkesi alacaksam ben. Bakın A birleşim B'yi alacaksam o zaman bir kere ben bir kere eksi 3'ten başlarım. Bakın eksi 3'ten almaya başladım. Bu A'dan geldi. Geldi geldi. 5 zaten burada da vardı. Burada da var. Kapalı olduğu buradan belli. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Burası 10'da bitti. 10 yok. Ama burada var. Bütün elemanları alacağım için. ikisindeki bütün toplam elemanları alacağım için ne yaptım? Sonsuza kadar gittim. O zaman ne oldu? Birleşimin eksi 3'ten Sonsuza. Sonsuz nedir? Açıktır. Bitti. A kesişim B nedir? Lütfen sözlerimi iyi dinleyin. Bakın burada bütün elemanları alacaktık. Hatta şurayı düzgün bir sene bitirelim. Kesişim nedir? Kesişim ortaklardır. Bakın eksi üçten buraya kadar ikisinde de yok. İkisinde aynı anda yok. A'da var B'de yok. E ondan sonrası da A'da yok B'de var. Ortak ne? Ortak şurası bakın. Tam olarak burası. E 5 bunda var mı? Var. Bunda var mı? Var. O zaman ne yapıyorum bakın? Kapalı 5 yapıyorum kapalı. Çünkü 5 ikisinde de var. Peki kesişim deyince 10 bunda var. Bunda var daha doğrusu. B'de 10 var. Ama A'da yok. O zaman ona kadar dedik A olmadığı için yaptık. A'da 10 olmadığı için bitirdim. Kesişim ikisinde ortak olduğu yer 5 dahil ama 10 yok. Çünkü 10 A'da yok. Ortaklarında. Geçtim. A'nın tümleyeni diyor. Şimdi buraya süper dikkat edin. Bunun iki tür gösterimi var. Bir. A'nın tümleyeni nedir? A'nın dışındaki her şey. A burasıydı. Dışı. Dışı nedir? Eksi sonsuzdan başlayıp 3'e kadar her şey. Bak. Açık mı bu? Açık. Yani dahil değil mi? Değil. O zaman tümleyeninde dahil olacak. Tümlerin de dahil olacak. Birleşim ondan sonraki her şey. Ama on var mıydı A'da? Yoktu. O zaman tümleyenin de on olacak. Eksi sonsuz ve artı sonsuz açık. Bakın bu gösterim var. Ama test kitaplarında ne yapar biliyor musunuz? Buraya çok dikkat edin şimdi. Test kitaplarında reel sayılar eksi eksi 3 ile 10 aralığı da diyebilir. Yani reel sayılardan bu aralığı çıkart. Zaten A'nın tümleyeni demek de bizim evrensel kümemiz R olduğu için R'den A'yı çıkart. Bak A'yı çıkart. Geri kalan her şey zaten nedir? Bizim istenen kümemizdir. A fark B diyor bir de. A fark B ne demekti? A'da olacak. Yani şurada olacak. Ama B'de olmayacak. Bak B'de olmayacak. Buralar B'de var. O zaman kapattım. A'da olacak. A'da olacak kısım nereden başlıyor? Eksi 3 açıktan başlıyor. Nereye kadar? 5'e kadar. Yalnız 5 B'de var mı? Var. Hayır. A'da olacak B'de olmayacaktı. 5 B'de olduğu için o zaman burası da açık aralık. Bitti. 5 B'de olduğu için o zaman burada olmayacak. Zaten bakın bu B'nin olanlarını kapatalım. İşte burası. A'da olup B'de olmayan. Ama B'de 5 olduğu için 5'i de çıkarttım. Eksi 3 zaten A'da da yoktu. Müthiş bir şey anlattım size şu an. Bunlar var ya sizi çok gelecekte çok önemli ilgilendiren şeyler. Özellikle şu kısım çok önemli. Evet geldik artık denklemlere. Birinci dereceden bir bilinen denklemler çok güzel bir konudur. Çok rahat bir konudur. A ile B reel sayı olacak. Yalnız A0 A sıfıra eşit olmayacak ax artı b eşittir sıfır. Bakın derece nedir derece? Derece x'in üzerindekidir. Bilinmeyen nedir? x'ler y'lerdir. Hocam a ile b ama burada 3 tane bilinmeyen var. a, x, b. Cık. Hayır arkadaşım a ile b reel sayı. Biliniyor da şu an söylemiyoruz. Sen bütün her şeye aynı şeyi aynı şey verirsin diye. Bütün değerleri. Mesela buraya 2x artı 5 dersem sen dersin ki a birinci dereceden bir bilmeyen denklem 2x artı 5. Cık. Değil. Bunlar reel sayı. Ama bak A sıfır olmayacak. Niye? A sıfır olursa x ortadan kalkar. X kalkarsa bilinmeyen gider. Bilinmeyen giderse bir bilinmeyen denklem olmaz. Böyle bir ifadeye ax artı b ifadesine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Süper. Denklemi sağlayan x reel sayılarına ise denklemi kökü diyoruz. Yani x'i sağlayan cevaplar denklemin kökü oluyor. X'i sağlayan cevaplar. Güzel. X'i koyuyorsun cevap sıfır çıkıyorsa o denklemin köküdür. Ya da X'i direkt işlem yapıp bulursun. Denklemin köklerinden oluşan kümeye ise denklemin çözüm kümesi ya da ÇK diyebilirsin. Denklemin köklerini bir araya getiriyorsun. Bütün kökler bir araya gelince de çözüm kümesini oluşturuyor. Anladık mevzuyu artık sorulara geçelim. Şimdi soru bombardıman arkadaşım. Buradan sonra bomba 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 full soru Sonra ufak bir konu kısmı var. Orayı anlatıp bitireceğim. Bak ne diyor? Birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Bir kere birinci dereceden biri bilinmeyen denklemse ikinci derece diye bir şey olmaz. İkinci derecede nasıl olmayacak peki? Ama x kare var burada. Nasıl olmayacak? E kat sayısını sıfır yap. Patlasın o adam. Sıfır kere x kare. Cık cık cık, hop patladı gitti. Ne yaptın? Kat sayısını sıfır yapacaksın. Elinde istemediğin bir şey varsa. O zaman ne oldu? Üçü karşıya attım. Eksi 3'tü artı 3 oldu. Devam ediyorum arkadaşım. Birinci dereceden diyordu. E bu sayı reel sayı. E birinci derece nerede? Yok. Cık, yok değil işte. Bak bunun üstü B artı 3. B artı 3 ise o zaman bu birinci derecedense o zaman bunun üstü 1 olmalı. Peki üstü 1 ise o zaman ne diyorum? At karşıya. 3'ü atarsam karşıya. Eksi 3. O zaman ne oldu burası? B eksi 2 oldu. Süper. Eksi 3. 1 eksi 3 eksi 2. Süper. Ne diyor? Bize birinci dereceden bir bilmeyen denklenmiyordu. Bak ikinci dereceyi ortadan kaldırdım. Birinci dereceyi de burada derece yok kalmadığı için bunun üstünde bir yaptım. Olayı bitirdim. Peki A neymiş? Üçmüş. B neymiş? Eksi ikiymiş. Çarparsam ne olur? Eksi altı olur. Dedim. Bu kısmı da bitirdim. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz kendisine. Görüşürüz. Geldik iki tane güzel soruma. Bakalım bunları ne yapacağız? Denkleminin gerçek sayılarda kümesinde, gerçek sayılar kümesindeki ve doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulunuz. Yani çözüm kümesi nerede, kimde, neye göre? Bakın, bunu söylerse sana gerçek sayılardaki çözüm kümesi derse sen sayıya bakacaksın ne olduğunu. Doğal sayılar kümesinde çözüm kümesi derse yine bakacaksın bulduğun çözüme. Ama sana hiçbir şey demezse sen onun gerçek sayılar kümesi olduğunu anla. Hiçbir şey söylemiyor. Çözüm kümesini bul diyor. O zaman x'te bulduğun rasyonel, tam, köklü sayı onların hepsi senin cevabındır. Bir şey söylemiyorsa o reel sayıdır zaten. Geçtik. Şimdi bakın arkadaşlar bunları 8. sınıftan beri yapıyorsunuz ama bir kere daha söyleyelim. Eksiler karşıya artı geçer. E, 4x de yine artı 4x olduğu için karşıya eksi 4 diye geçer. İki türlü de yapabilirsin. 13 var burada. Tabii ki de 4x burada olduğu için 2x'i karşıya atalım. 4x eksi 2x eşittir. Burada bir eksi 7 vardı attım 13'ü karşıya artı 13'de eksi 13 diye geçecek. Eksi 7'yi bu tarafa atsaydım artı 7 diye geçecekti. 4x'i bu tarafa atsaydım eksi 4x diye geçecekti. Geldim buraya. 4 xten 2 tane x çıkarsa 2 tane x kalır. Eksi 7 eksi 3 eksi 20 e 7 lira borç. 13 lira borç daha da borç. Her iki tarafı 2'ye bölersem o zaman ne oldu? x eşittir. Eksi 10 oldu. Şimdi bakın x'imiz eksi 10. Yalnız bunu yazarken gerçek sayılar çözüm kümesi istiyorsam gerçek sayılarda gerçek sayılarda eksi 10 diye bir sayı olduğu için bakın bir küme yazdığım için o zaman böyle olacak. Ama çözüm küme Bu arada şöyle yapalım. Reel sayılarda olduğunu söyleyelim. Bu reel sayılarda gerçek sayılardaki çözüm küme. Bir de doğal sayılardaki çözüm kümeye bakarsam. Peki cevabım eksi 10 çıktı. Doğal sayılarda cevabı eksi 10 olan bir şey var mı? Yok. O zaman işte bu da doğal sayılardaki çözüm kümem. Niye? Çünkü cevap eksi 10 ama doğal sayı çözüm kümesi istiyor. Öyle bir sayı yok ki. Cevap olamaz ki. Olamadı da zaten. Boş kümeyi koyduk. Bu kısım önemli. Bazen böyle gözden kaçar. A şıkkına eksi 10'u koyarlar. Atlarsın. Ama sana doğal sayılar demiştir. E şıkkında boş küme vardır. Gözünden kaçar. Geldik bir başka soruya. Bugün denklem öğreteceğim size. Bilmeyenlere özellikle. Bilenler biraz belki sıkılabilir ya da tekrar amaçlı dinleyebilir. Şimdi bakın burada parantez var. Önünde eksi var. Eksi dağılacak. Eksi hem buna hem buna dağılacak. Eksi kere artı 2x. Eksi 2x. Eksi kere eksi 7. Bakın bu eksi 7'dir. Artı 7. 2 kere 2x. 4x. 2 kere 3. 6. 3, 5x'ten 2x çıkarsa 3x artı 7 eşittir. Burada da 4x artı 6 var. Geldim buraya. 3x burada. Karşıda artı 4x var. Karşıdan buraya eksi 4x diye geçer. Bu tarafta 6 var. Karşı taraftan artı 7 eksi 7 diye geçer. 3x'ten 4x çıkarsa 3 taneden 4 tane çıkarsa eksi 1 tane olur. 6'dan 7 çıkarsa eksi 1 olur. Her iki tarafı eksiye bölersen bakın her tarafı eksiye bölersen ya da eksiyle çarparsan x eşittir 1 olur. Denklemin çözüm kümesi nedir diyordu. Ya denklemin kökü nedir diyordu. Çözüm kümesine gerek yok. Kökümüzü ne olduk bulduk. Bakın cevaplar denklemin köküydü. Yani biri koysan sağlar. Biri koysan sağlar. O yüzden sıkıntı yok. Ve bu soruyu da bu şekilde yapmış olduk. Peki çözüm kümesi neydi? çözüm kümesi ÇK yazıp onu bir küme şeklinde göstermekti. Ama denklemin kökü diyorsa x eşittir 2 yazdım mı olay biter. Denklemin kökü olduğunu anlarız. Geldik bir rasyonel şekilde olan bir denkleme. Bugün dedim ya size denklemi öğreteceğim diye. Hemen bakın bunun altına görünmez bir koyalım. Bu gibi sorularda size nacizane tavsiyem rasyonel 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 olsa da olmasa da bunların hepsini ortak bir paydada yaz. Burayı 2 ile çarp. Burayı 3 ile çarp. Burayı da 1 olduğu için 6 ile çarp. Hemen toparlayalım. 2 kere 2x. 2 kere x. 2x. 2 kere 1. Artı 1'den 2. Bölü 6. Artı 3 kere 3. 9. 9x bölü 6. 6 kere x. 6x. 6 kere 2. 12. Bölü 6. Hemen paydalar aynı olduğu için toplayalım yukarıyı. 2x artı 2 artı 9x bölü 6 eşittir 6x artı 12 bölü 6. Bazı arkadaşlar hocam bu satıra ne gerek vardı diyebilir. Haklısın. Bu satırı bence bundan sonra da yazmayın siz. Çünkü artı 9x olduğu belli. E, 2x 9 xta 11x diyecektin. Her tarafta 6 olduğu için iki tarafı da 6 ile çarparım ve olayı bitiririm. Bunları götürürüm. Bu tarafta 11x var. 2x 9x daha 11x. Artı 2 var. Bu tarafta da 6x artı 12 var. 6x karşıya eksi diye geçer. Uzatmıyorum. Direkt 5x yazıyorum. 11x'den 6x çıkarsa 5x. 12'den eksi 2 olarak geçer karşıya. O zaman ne oldu? 12'den 2 çıkarsa 10 oldu. Peki buradan ne oldu? x eşittir 2 olmuş oldu. Şu an ben ne yaptım? x'i buldum. Bakın adam x kaçtır diyor. x 2'dir. Denklemin kökü kaçtır? Denklemin kökü 2'dir. Çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi ÇK eşittir. Eksi 2'dir. Pardon. E, eksi 2 iki diyorum. 2'dir. Biraz önce de eksi 2 dediysem yanlış söyledim. E, X kaçtır? 2'dir. Bulduk. Denklemi kökü nedir? 2'dir. Çözüm kümesi nedir? ÇK eşittir. Parantez içinde 2'dir. İşte olay bu arkadaşlar. Anlatmak istediğimiz çözüm kümesi derken kök derken X derken hepsinde anlattığımız aynı şey. Geldik bir başka soruya. Denklemin kökü neydi? Denklemi sağlayan değerdi. Bakın denklemin kökü 2'ymiş. Yani yerine koysan sağlayacak. Koyalım kardeşim. 2 kere iki, Bakın x'in yerine 2 koyacaksın. x'in yerine 2 koyacaksın. x'in yerine iki koyacaksın. Cevap doğru çıkacak. Koyduk. Ne geldi? 4 artı k bölü 4. Eksi 2 bölü 3. Eşittir. 4 artı k geldi. Ben sana biraz önce ne demiştim? Nacizane tavsiyem. Burada görünmez bir var. Hepsini 12 yap. Geç git. Bak. Hocam ne gerek var? Ben bunu başka şeylerde yaparım diyebilirsin. Yapabilirsin de. Hiç sıkıntı yok. Bak burada 4 var. Eksi 2 bölü 3'ü artı 2 bölü 3 diye at. Hiç sıkıntı değil. Paşa gönlüm bilir ama ben böyle rahat ediyorum. 3 kere 4 12. Artı 3 kere K 3K. Bakın eksi var. 4 kere 2, 8 eksi var. Eksi 8 diyebilirsin. Bölü 12. Çünkü 4 kere 3, 12. 3 kere 4, 12. Pa Ortak paydayı hızlı aldım. İstersen yavaş yavaş şöyle yapabilirsin. 12 artı 3K bölü 12. Eksi 8 bölü 12. Buradan da yürüyebilirsin. Buradan da yürüyebilirsin ama sıkıntı yok. Geldim 12 ile çarptım. Hop 4 kere 12, 48. 12 ile çarptım. 12K bölü 12. Biraz önceki gibi nacizane tavsiyem bu sebeptendi. Geldim buraya. 4 artı 3K. Çünkü 12'den 8 çıktı 4K. Şey 4. 3K zaten stabil duruyor. Burası da 48 artı 12K. 48'i karşıya atarsam ben şurada atayım. 48'i daha doğrusu 3 3K var ya burada. 3K burada kalsın. Attın karşıya artı 12'yi eksi 12K diye. 48 burada duruyordu. Karşı taraftan da 4 geldi. Peki burası ne oldu? Eksi 9K oldu. Burası da 44 oldu. Her iki tarafı K yalnız kalsın diye eksi 9'a böleceksin. O zaman K kaç çıkacak arkadaşım? 44 bölü eksi 9 çıkmış olacak. İşte bütün yapman gereken bu arkadaşım. Denklemin kökü deyince direkt yerine yazıyorsun. Yerine yazarsan da bu sefer K'ya göre Birinci dereceden bir bilmeyen denklem çıkıyor. K'ya göre yazdın. Olayı bitirdin. İşte bu. Bu kadar. Yapacağın şey bu. Dedim ya sana soruları bombardımana bulacağım diye. Bombardıman bitti arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Şimdi iki tane cins kural var. İki tane cins kural var. Bu cins kurallar bir türlü e, akılda kalmıyor genelde öğrencilerde. Ama ben bunu sizin aklınıza sokacağım. Bakın bakalım nasıl yapacağız. İnşallah da kalır aklınızda. Biraz bir tık yavaş ve güzel anlatacağım. Aklınızda kalacak. Şimdi bakın biraz önce yaptık. AX artı B dediğimiz şey birinci dereceden bir denklemdi. Eşittir sıfır dediğimiz şey birinci dereceden bir denklemdi. Şimdi arkadaşlar bakın. A'ya sıfır dersem. Birinci dereceden bir denklem dedik ama A sıfır olmayınca böyleydi. Peki ya A sıfır olursa ne olur? A sıfır olursa otomatikman buradan bu A gider. X de sıfır yaptığı için burada bir şey kalmaz. B eşittir sıfır kalmalı normal şartlar altında. Ama B dediğim sayı da sıfır değilse, üçse, beşse, onsa o zaman 10 eşittir sıfır çıkar. Dünyanın en saçma işi. Dünyanın en saçma işi. B eşittir sıfır olması gerekirken B sıfır değil zaten. Bir saçmalık var ortada. O zaman biz ne diyoruz? Çözüm kümesi boş kümedir. O zaman sen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem gibi gözüken bir şeydi. X ortadan kalkarsa X ortadan kalktı. X ortadan kalkarsa senin beklentin sıfır eşittir sıfır olması. Ama cevap sıfır eşittir sıfır olmuyorsa o zaman o çözüm kümesi yanlıştır. Bakın X'ler ortadan kalkacak. Bu sefer ne olacak? Sadece sayı kalacak. Sayı sıfır eşit değilse o zaman ne olur? Çözüm kümesi boş kümedir. Başka bir ifadeyle söyleyelim. Biraz önceki gibi bakın. Bu tarafta 3x var. Eksi 4 var. Bu tarafta da 3x eksi 2 var. Bakın at karşı burada 3x 3x birbirini götürüyor ya ya da 3x'i at, at karşıya 0x kaldı. At karşıya bunu da eksi 4 artı 4 olarak burası 2 oldu. Bakın 0 2'ye eşit mi? Değil. Bazen de denklemin her iki tarafında x varsa onlar birbirini götürürse Hemen kalan sayılara bakacaksın. Onlar sıfırdan farklıysa o zaman çözüm kümesi boş kümedir. Farzı misal. işte burası. Bak. 2x artı parantezi açtın. 3x eksi 3 eşittir. Parantezi açtın. 5x 5 kere eksi 2 eksi 10. Bak şimdi nasıl oldu burası? 5x eksi 3 eşittir. 5x eksi 10. 5x'ler birbirini götürünce eksi 3 eksi 10 eşit oluyor. Böyle bir şey olur mu? Olamaz. Saçmalık. Çözüm kümesini soruyorsan sen çözüm kümesi boş küme. Ya da boş küme. Süslü parantezde de gösterebiliyorduk ya. Şimdi bakın. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Hepsini karşıya at. 0x artı 7 eşittir 0. Bakın denklemi sağladık mı? A 0, B 0 değil. Böyle de olur. Yani bu formata getirebilirsin. Bu formata getirebilirsin. A'nın sıfır, B'nin sıfır olmadı. Ya da X'ler gitti. Ortalık bir kaldı öyle kendi başına. Sayılara odaklanıyorsun. Sayılar birbirinden farklıysa tabii ki de eksi 3, eksi 10 eşit değil. O zaman ne diyorsun? Diyorsun ki burada çözüm yok. Geldim buraya. Çözüm kümesi boş küme derse. Bu sefer ne yaptı? Soruyu tersten sapladı bize. Bak soruyu tersten sapladı. O zaman ne diyeceksin arkadaşım? Her iki tarafta x'ler birbirini götürüyor diyeceksin. Biraz önce dedik ya 5x 5x vardı. İki tarafta da x'ler birbirini götürmüştü. E o zaman buradaki x'in karşılığı bu x. Bu x'ler birbirini götürüyor. Yani 3x eşittir 3x. E o zaman buradaki x'in önündeki neyse buradaki x'in önündeki de aynıdır. O zaman 2m 3 eşittir. 4m artı 1. x'lerin önündekiler aynıdır. 5 bire eşit olmadığı için boş kümedir. Heh, güzel. x'lerin önündeki aynıdır. Ya da bu x'leri karşıya atarsın. Burada x parantezini alıp burada işlem yapıp onu sıfıra da eşitleyebilirsin. Biraz önce söylemiştim ya. 5x'i karşıya atarsan 0x. O da olur. Sıfıra eşitlersen de olur. Ya da burada x'lerin önündekiler aynı şey diyebilirsin. 4m'yi karşıya attım. 2m'den 4m çıktı. Bu tarafta 1 vardı. Eksi 3'ten ne oldu? Artı 3 oldu. Burası eksi 2m oldu. 2'den 4 çıkarsa eksi 2. m var bir de. Burası da 4 oldu. Her iki tarafı çok özür dileyerek eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ler birbirini götürsün diye. M eşittir ne oldu? 4 bölü eksi 2. Bak 4'ü 2'ye bölsen normal şartlarda 2'dir. Ama eksiye artı olduğu için M eksi 2'dir. M'nin kaç olduğunu buldum mu? Buldum. O zaman benim aklımda şöyle bir şey oluşacak. Çözüm kümesi boş kümeyse ya da x'ler birbirini götürüyorsa ya da x'in direkt önündeki katsayı sıfırsa o zaman çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm kümesi boş küme ise x'in önündeki katsayı sıfırdır. Ya da her iki taraftaki x'ler birbirinin aynısı olduğu için birbirini götürür. sayılarda birbirine eşit çıkmaz. Mevzuyu çözmüşündür. Aklına sokacağım dedim. İnşallah iyi anlatmışızdır, anlamışındır. Şimdi burayı da söylersek daha iyi olacak arkadaşlar. Bakın burada da ne var? Burada da buna benzer bir şeyin tam tersi var. Nasıl yani hocam? Bunları bil dediğimiz kısımda şöyle bir şey var yine AX artı B görünüşü birinci dereceden bir bilinmeyen denklem. Ama kendisi çürük. Niye? Bu sefer A yine X'i götürüyor. Bak X'i götürdüğü anda sıkıntı yok. Olabilir, götürebilir. Ama B sıfır olması lazım. A bak bu sefer de B sıfır. O zaman X'e X'in yerine ne versen ver sıfır eşittir sıfır olduğu için cevap doğru çıkar. O zaman X artık sonsuz değer alır. Bütün reel sayıları alabilir çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır derse ya da her x eleman reel sayı için sağlanır derse ya da çözüm kümesi reel sayı derse bakın çözüm kümesi reel sayı 1 her x için sağlanır derse 2 sonsuz elemanlıdır derse 3 üç. bunların üçünün anlamı buradaki x'in önündeki sıfırdır yanındaki sadece b olan da sıfırdır ya da her iki tarafta x'ler birbirlerini götürüyorlardır bu sefer sayılar farklı değil, sayılar da aynıdır birbirini götürüyordur. Ya da sayılar bir tarafa atıldığında sıfırdır. Gel soruna bak şimdi. 4'ü dağıttım. 4x eksi 4. 2'yi dağıttım. 4x eksi 8 eşittir. 4'ü dağıttım. 8x eksi 12. 4x 4x 8x. Eksi 4 eksi 8 eksi 12. Bu tarafta ne vardı? 8, x, eksi 12. X'ler birbirini götürdü. 0. X, 12'ler birbirini götürdü. 0 eşittir 0. Doğru. Dünyanın neresine gitsen doğru. Peki burada x'e 5 versen ne olur? 0 eşittir 0. Doğru. 10 versen ne olur? 0 eşittir 0. Doğru. Eksi 22 versen ne olur? 0 eşittir 0. Doğru. Doğru. O zaman ne diyorum bak. Her iki tarafta x'lerin sayıları eşitse katsayıları. Sayılar da birbirine eşit. Biraz önce neydi? Sayılar birbirine eşit değildi. x'ler eşitti, sayılar değildi. O zaman çözüm kümesi boş kümeydi. Şimdi ise her şey, reel sayılar, her x reel sayısı için sonsuz eleman olduğunu söyledik. Geldim son soruma arkadaşım. Son sorudan sonra da artık ödüllü soruma geçiyorum. Bak. Eşitliği x'in bütün gerçek sayılar için gerçek sayı değerleri için sağlanıyormuş. Gerçek sayı değerleri için sağlanıyorsa yani x eleman reel sayıysa ya da çözüm kümesi eşittir reel sayıysa. Bu sefer ne dedik? Biz x'in önündeki kat aynıdır dedik. Cık, yalnız bir saniye. Burada x'in önünde a eksi 2 sayı olarak da eksi b artı 5 var. Ama burada x'in önünde ne olduğu belli değil ki şu an. O zaman bir x'i düzeltelim. 6 x 3 kere 2 6 x vardı 6 x. 2 kere eksi 5 eksi 10 eksi 4 eşittir. Bir de burada ne vardı? A eksi 2 x eksi b artı 5 vardı. Şimdi şurayı toparlayalım bir ağzını burnunu. 6 x eksi 14 eşittir. A eksi 2 x eksi b artı 5. Süper. Şuradan bir sarıya geçelim. Çok dikkat şimdi arkadaşım. Çok dikkat. Şimdi şu an benim istediğim moda geldi. Bakın x'ler ve sayılar. O zaman x'ler birbirine eşit olacak ki birbirlerini götürsünler. X'in önündekiler daha doğrusu. X'in önündekiler birbirine eşit olacak. 6 eşittir a eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attım. A eşittir 8. 8 olursa 6x 6x a'lar birbirini götürür. Hemen b'ye odaklanacağım. B birbirini götürürse reel sayı ki bizim sorumuz öyle. Götürmezse boş kümeydi ki götürmesini istiyorum ben Burada. O zaman ne olacak? Eksi 14 eşittir. Eksi B artı 5'tir. Eksi B'yi karşıya artı B attım. Eksi 14'ü karşıya artı 14 attım. Ve buradan da B'nin 19 olduğunu da görmüş olduğum. B 19 burası eksi 14. Eksi parantezinden de burası da eksi 14. Eksi 14 eksi 14 birbirini götürdü. Artı 6x artı 6x birbirini götürdü. 0 eşittir 0 çıktı. Ve bu şartlar altında x'e ne verirsen cevap odur. Bana ne soruyor arkadaşım? A'nın 8, B'nin 19 olduğu yerde cevabı 27 olarak bize veriyor. Ödevleri verdik. Lütfen soru bankamızdan ve 0'dan 9'a'dan yapmayı unutmayalım. Bakın yine söylüyorum. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik burası bir okul gibi. Hem neşeli, hem akıcı, hem de arkadaşlar renkli ve de daha önemlisi ödevli. Ödevi veriyoruz. Yapıyorsun, çalışıyorsun. Yapamadıklarını hocana soruyorsun. Canım hocama soruyorum. Hop hocama soruyorum. Hop hocama soruyorum. Yapıyorum. Ve ne diyorum arkadaşım? Konu bitti. Yapamadığım sorular yok. Hepsini izledim. Çalıştım konuyu. Videosunu izledim. Ödevi yaptım. Yapamadıklarımı izledim. Çok güzel bir şekilde konunun hepsini bitirdim. O zaman ben de videoyu bitirdim. İşte güzel bir videonun ödülü sorusu. Cevaplarınızı yorum... Daha doğrusu yorumlarınızı cevaplara bekliyorum. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Arkadaşlar... Ne diyorum? Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.